şehrimiz ve ülkemiz açısından Kahramanmaraş kırmızı biberinin özel bir yeri vardır. Kahramanmaraş'ın iklim yapısı, arazi yapısı, bol soğuk su kaynaklarının olmasından dolayı Türkiye'nin en iyi kırmızı biberi burada yetişiyor. İçerdiği organik ve inorganik minerallerin yanı sıra A, B, C vitaminlerinde bulunduğu çok zengin bir besin kaynağıdır. Tarhanasıyla, dondurmasıyla, biberiyle ülkemizin değeri Kahramanmaraş sevgili izleyenler. Şimdi Maraş biberini sizlere anlatacağız. Tüm dünyaya adını duyurmuş Maraş biberi. Çiğ köftelerin, kısır köftelerin, dolmaların vazgeçilmezi. Aksu Haber olarak sizler için araştırdık. Bakalım hakiki kırmızı biber nasıl olmalı? Ne gibi özellikler içermeli? Kaliteli biber sade kanat biberden yapılıyor. Yani ipek biber dediğimiz. Evet. Biberin çekirdeği ayıplanır. Çöpe ayıpları sade kanat biberden çekilir. Buna da ipek biber diyoruz. Yağsı az, tuzu az. Peki vatandaşımızın talebi ne yönde oluyor? Acı mı olsun, dolmalık mı olsun? Atıyorum bir de dolmalık kısmı var değil mi biberin? Onu kurutuyorsunuz. Kurutmalar. Evet, ondan kurutmalar. Genelde %80'i acı. Yani acı daha bir lezzet veriyor. Yemeğe de daha iyi yedirtiyor. Genelde acıyı tercih ediyorlar. Antep bizde yarışıyor. Biber bizde de iyi diyor. Ne diyorsun? Abi yok. Antep'te kuru. Dolmalık biber, patlıcan tarzı. Pul biber Maraş'a. Maraş özgün Maraş has. Yani Türkiye'nin her tarafına Maraş'tan gidiyor. Hakiki Maraş biberi çekim farkı hani şöyle söyleyeyim. İnce çekim mesela ipek biberdir. İsterken ipek biber diye istenirse. Maraş'ın en baş kalite biberi ipek biberdir. Yani onun haricinde yaprak biber, halis biber diye değişiyor ama onda tuz, yağ, çekirdek oranı kalitesini değiştiriyor biberi. Çok acı istenince cim biberi, Maraş'ın küçük süs biberinden çekim olan pul biber şu. Cim biberi, evet. Onun haricinde tatlı pul diye istenen var mesela. En küçük, şu ortadaki. Evet. Normal acı istenince de şu ikisi. Biri iridir, biri ona göre biraz daha incedir. Loy loy malım, kes başım kan.